Pek çoğumuzun bilmediği ne çok sır var bu toprağın koynunda. O anlattıkça bu ilginç konuya ilgimiz de artıyor. Karamanoğullarının tarihini kısaca özetlemesini istiyoruz Ali Aksüt'ten. Üç derginin üçünde de ben Karamanlılara değindim. Yani gerek göç yolları, gerek inançları, pagan, animist, çok tanrılı inançlardan tutun da daha önceki tarikat silsilesiyle ilişkisi, günümüzdeki insanlık anlayışı, yani o inancın o toplum üzerindeki bıraktığı izle en iyi uyum sağladığımız, değerlerimizin farkına varmadan ortak olduğunu gördüğümüz insanlar kimler? İşte içlerinde sarı keçililer de var. Karamanlılar. Karamanlıların tarihi yazılmadı. Karamanlıların tarihi karartılarak yazıldı. Karamanlıların tarihinin yeniden yazılmasına ihtiyaç var. Anadolu'daki, Anadolu'ya geldikten sonra en çok inanç bağı, zaten etnik olarak Türkmenlik nedeniyle çoğunun bağı var ama onun ötesinde bir de inanç yönünden Alevilerle bağları var. Liderleri Nure Sofu daha Erzincan yakınlarında, yani elimizdeki birçok kaynakta bu teyit ediliyor. Alevilerin Amasya'nın Çat köyünde dergahını kurmuş olan Baba İlyas'a gidip mürid oluyor ve topluluğunu da ona bağlıyor. Peki Baba İsyanı diye bilinen Malatya, Adıyaman, Elbistan çevresinde 1238 yılında baş gösteren Türkmen Alevi İsyanı'nın lideri kim? Baba İshak. Baba İshak Kefer Sudi ya da diğer adıyla. Peki Baba İshak Kefer Sudi kim? Nure Sofu'nun soyundan, Karamanoğullarından bir insan. Peki bu insanlar ne oluyorlar sonra? Alevilerin lideri Baba İlyas'ın halifesi oluyorlar. İçel halifeliğini yapıyorlar. Ve tekrar Karamanoğlu Mehmet Bey'in Hacı Bektaş dergahıyla bağ olduğuna dair şeyler var. İşte dergahta, bergahta bundan böyle Türkçeden başka dil konuşulmaya gibi şeyleri söyleyen insanın. Yakın zamana kadar Ermenek, Balkusan Yaylası'ndaki Karamanoğlu'nun mezarına daha tahtacılar gidip kurban kesiyorlar. Nasıl Abdal Musa'ya gidip kurban kestiği gibi Karamanoğlu'nun mezarına gidip kurban kesiyorlar. Onu ziyaret ediyorlar, bir hafta mezarın başında kalıyorlar. Yani bu görüyor ki süreç içerisinde toplumlar ayrıştırılmış. O zamane devletlerinin, zamane beyliklerinin kendi inanç algılarına göre, kendi çıkarlarına göre aynı topluluğun üyeleri önce farklı inançlar içerisinde, sonra adları da değiştirilerek şey yapılmış. Ve bu inançlar ne yapılmış? Bu topluluklar birbirlerine de düşürülmüş, düşman edilmiş, bağları koparılmış. Ve böylece egemenler kendi çıkarlarını sürdürmüşler. Karamanoğullarının Gemerek tarafına gelip yerleştikten sonra tekrar Adıyaman yöresine gidip bu şeyi örgütlediğini biliyoruz. Baba İshak Kefer Suudi'nin. Baba İshak asıl Alevi isyanı diye bilinen, isyanın başını çeken bir Karamanoğlu'dur. Oradaki başkaldıranların tümü Alevi değildi ki. Belki içlerinde Süryaniler vardı, belki içlerinde Kildaniler vardı, belki yöre halklarından o bölgenin Kürtleri vardı, belki o bölgenin Asuri toplulukları vardı. Ermeni yahut da ekonomik yönden ekonomileri birbirine benzeyen, müşterek ekmekleri küçülen insanlar vardı. Oradaki egemene karşı başkaldırdılar. Ha, başkaldırının başında kim vardı? Sembol lider Baba İlyas idi, bir Alevi idi. İkinci lider neydi? Bir Karamanoğlu'ydu. Ve bunlar inançla da birleşmişlerdi. 1238-40 yıllarında Malya Ovası'nda yenildikten sonra tekrar şeye geldiğini biliyoruz. Nure Sofu'nun tekrar Mut şeyi arasında bir yerde mezarını burada olduğunu biliyoruz. Tabii egemenlerin hesabına gelmediği için
gerek Nure Sofu'yu, gerek Karamanoğullarını kötüyerek, işte onlar kömürcülerdi, onlar ağaç biçen oduncular idi gibi tarihte bir bakış açıları var. Ve şeylerin, Karamanlıların sadece Konya, Ermenek, Antalya coğrafyasıyla sınırlamamak gerekir. Varsakları da, ki yine burada tekrar Alevi varlığıyla, Alevilerle işbirliğini görmek zorundayız. Çünkü Varsaklar Safevi Devleti'nin kuruluş yıllarında Şah İsmail'in kurduğu Safevi Devleti ile en iyi bağları olan ve iyi mevkilere getirilmiş, kumandanlar vermiş insanlar. Ve bu insanların da zamanla ne yapıyor? İnançları değişiyor. Görüyorsun ki toplulukların inançları gördüğümüz gibi sarı keçili dedik, Karamanlı dedik, Varsak dedik, saçı karalılar dedik, öteki dedik, beriki dedik. Geçmişte paganizmden, animist değerlerden, daha başka inançlardan, tek tanrılı farklı inançlardan giderek günümüze doğru bir tarikat, bir inanç değiştirerek sürekli yol aldığını görüyoruz. Karamanoğlu Beyliği'nin bekası diyebileceğimiz coğrafyada yaşanan bu tarihsel kırılma ve toplumsal dönüşüm elbette resmi kitaplarda yer almıyor. Ali Aksüt gibi az sayıdaki araştırmacı ve namuslu aydının büyük bir sorumluluk duygusuyla ve tarihe not düşebilme adına giriştikleri bu aydınlatıcı yolun daha da genişlemesi, bu anlamlı yola daha çok insanın düşmesi dileğimiz. Tarihin kanla yazıldığı, toplumların kaderinin egemenler eliyle yeniden biçimlendiği yıllarda, mübadele döneminde Karaman'dan Yunanistan'a gönderilen insanların pek çoğunun aslında Türk olduğunu anlatıyor Ali Aksüt. Anadolu toprağının adı Diyarı Urum, Rum Diyarı. Urumeli. Ve ikinci bir yine Türk ve Türkmen kimliğinin hakim olduğu ikinci bir coğrafya var. Şuralarda bakıyorum da bende kitapları bulmak çok zor. İkinci Urum Diyarı neresi? Kırım. Kırım'da Tatar'la Türk'ün, Türkmen'in bulunduğu coğrafya. Yani bizim coğrafyamızda bir Urum, özellikle Malatya, Sivas, Amasya, Tokat toprağından başlayarak Çorum, Konya gibi bölgeleri içine alan coğrafyanın eski adı ne? Urum. İkinci Urum nere? Kırım toprağı. İkisinde de kimler var? Türkler, Türkmenler, Tatarlar, şunlar, bunlar, Kıpçaklar, bunlar var. Yani her iki Urum deyimi de bize ait iken bu toplulukların bu şekilde göçürülmesi, o günün konjonktürü neyi getirdi? Derinliğine bilmek lazım. Rastgele söz etmemek lazım. Çünkü tarihe düşülen sözün namuslu olması lazım. Ben buna inanıyorum. Ama ben şuna inanıyorum ki yanlış. Yani bu uygulamanın yanlış olduğuna. Çünkü değişik nedenlerle sempozyumlar için, geziler için Balkanlara gittiğimizde onların daha Anadolu Türkleriyle, Anadolu kültürüyle, Anadolu'ya duydukları özlemler ise biz o topraktan geldik cümlesini daha kuruyorlar yani. O toplumu gönderip, göçürüp de bir başka topluma mal etmek bence çift yönlü yanlış. Çok yönlü yanlış görüyorum. Bugün Anadolu'nun konar göçer yaşamı sürdüren son yörük topluluğu olan Sarı Keçillerinde Karamanlıların içinden bir grup olduğunu anlatan Ali Aksüt'e, ata yurtlarında üvey evlat muamelesi görerek kendilerinden oturma izni istenen Sarı Keçillere yönelik baskıları soruyoruz. Ya sen benim vatandaşımsın diyor. Oyunu ver. Sen benim vatandaşımsın, askere git. Sen benim vatandaşımsın, beslediğin keçiden, koyundan yahut da ürettiğin portakaldan, domatesten, buğdaydan vergimi alırım. Ha senin bir yaşam tarzın var. Kötü bir yaşam tarzı da değil. Ve yeri geliyor, bu benim diyorsun eski milli sempozyumlarda, panellerde, ekranlara çıktığın zaman benim milli gururum diyorsun. Ama o milli gururun önüne 4 tane keçi, 2 tane koyunu alıp göçüyor. Diyor ki,
Benim atadan dededen gördüğüm yaşam şeklim bu. Eğer küçük bir gayret gösterilirse ben burada yaşayacağım ve kimseye zarar vermeyeceğim. Bir gelenek de sürmüş gitmiş olacak, yarınlara ulaşacak, torunlarımıza ulaşacak. Gel buna müsaade et diyor. Ben burada bir idari boşluk görüyorum. Ben burada bir vurdum duymazlık görüyorum. Ben burada halkıyla tanışmamış, halkına yabancı bir yönetim görüyorum. Halkından uzaklaşmış, kitlesinden uzaklaşmış, despot bir anlayış görüyorum. Yani böyle bir anlayış, böyle bir topluluğun şeyi olamaz, yönetimi olamaz. Sarı keçiliğe Kerbela mı edeceksin sen? Yani o insan orada sana istediği şey suya, hayvanına. Ve sen de belki oradaki o suyu vermeyen yönetici de belki yörük kan yaşamın içinden gelen biri. Bir insan kendine böyle mi yabancılaşır? Bir toplum kendi değerlerine böyle mi yabancılaşır? Hani kendi değerlerine yabancılaşarak yarına ulaşmış bir toplum gösterin bana. Ben o adamı affedeyim. Benim vicdanım affetmiyor o Karamanlı yönetici. Antalya Karaman adıyla anılan pek çok mahalle, köy ve yerleşimin olduğunu düşünerek bu yerleşimlerin Karamanoğulları Beyliği ile ilgisinin olup olmadığını soruyoruz Ali Aksüt'e. Bakın nasıl yanıtlıyor bu sorumuzu. Karamanlılar bu toprakta Karamanlı olduğunu bilmeden ya da Karamanlı obası ama adı değiştirilmiş. Örneğin Yeşil Karaman ne oldu? Bir zaman Yeşil Karaman'dı, Asi Karaman'dı. Şimdi adı ne oldu? Başka bir şey oldu. Yani aşağı Karaman, yukarı Karaman, aşağı Karamanlar, Ermenek Mahallesi var burada. Çok yer, çok Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıklar. Mesela orada Karamanlıların izleri var. İşte Asi Karaman dedikleri yerde. Tarihin bu çarpık ve çarpıcı akışı bugün pek çoğumuzun içinde yaşadığı keşmekeşin akıl karışıklığı ve bulantının bir nedeni olabilir mi acaba diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. Sözün başında Antalya'nın Yörüklüğün başkenti olduğunu dile getirmiştik. Peki Gömbe Yaylası'ndan Bozburun Dağı'na, Döşeme Derbenti'nden Korkuteli Bozkırları'na, Antalya coğrafyasını adım adım arşınlayan Ali Aksüt, bu coğrafyada neler gördü, neler yaşadı ve bu zengin kültürün geleceğini nasıl görüyor? Aklımızdaki tüm bu soruları bir çırpıda eteğine döküyoruz Ali Aksüt'ün. Tane tane ve akılcı tespit ve çözümleriyle bir aydın tutarlılığı ve sorumluluğu içinde bakın nasıl yanıtlıyor sorularımızı. Hiçbir değeri aktif olarak yaşatmadan o değere ait manevi değerleri yaşatma mümkün değil. Yörüklük yaşayacak ki yörüklükle ilgili değerler üretilsin. Yani yeni bir yörük türküsünün doğma şansı var mı? Önce diyelim ki Sarı Keçili Serik'ten, Gebiz'den yola çıkacak ki Isparta'ya doğru, dağlara doğru gidecek ki yolda bir olay olacak ki o olayın arkasından bir ağıt ya da bir coşku türküsü doğacak ki o yörük onu yaşayacak ki oradan o türkü doğsun. Yörüğün yeni bir türkü yaratma şansı var mı? Aynı şey Aleviler için öyle değil mi? Pir Sultan'ın söylediğiyle yetiniyorlar. Kaygısız'ın söylediğiyle yetiniyorlar. Aynı aktiflikte inançları yaşamadığı için yeni bir şeyi aynı güzellikte yaratamıyorlar. Yörükler için de bu böyle. Yani yörük, yörüklüğünü yaşayacak kardeşim. Sahile inecek. Belli alanlar korunacak. Denilecek ki atıyorum Pergen'in üzerinden Beyşehir ile bilmem ne, Konya'nın bilmem nereye kadar olan saha yörüklerin yörükhan yaşamı sürdürmeleri için devlet desteğiyle özel olarak ayrılmış bir korunma bölgesidir deyip onun içerisinde devlet desteğiyle o yörükler o yaşantıyı sürdürecek ve orijinali bozulmadan yaşatılacak ki yörük türküsü doğsun, yörük masalı doğsun, yine sarı çizmeli kızlar gelin olsun, yine içinden Karacaoğlanlar çıksın. Bu olmadan Karacaoğlan Elif'i olur mu? Karaca kız olur mu? Olmaz. Göç olmadan
deve ile ilgili bir kültür yaşatabilir misin? Yaşatamazsın. Yani deve güreşi olur mu? Olmaz. Biz deveyi koruyamadık. Göçü koruyamadık. Göç yollarında söylenen türküleri koruyamadık. Onun acısını, yorgunluğunu koruyamadık. Yaylanın o temiz havasını koruyamadık. Yayladaki ruhu koruyamadık. Al yazmayı koruduk. Başındaki yazmayla yörüklük olmaz. Yörüklük yaşatılacaksa o Anadolu'ya taşıdığı o temiz ruhu, o dağların başında kirlenmemiş sulardan içtiği yayla sularıyla şey yapmış. Kekik kokan kökük yörük olmalı bence. Yörük kekik kokmalı, yörük dağ kokmalı. Yörük dağdaki, ağıldaki, sayadaki ahmın kokmalı, keçi kokmalı, koyun kokmalı. Ve yörük o besinleri almış insan olarak bir fizyonomisiyle oradaki yaşadığı yaşamla ilgili kültürü geliştirmiş olarak, yani teke zortlaması ve Dirmil'de yaşayan birkaç Türk'ünün ötesinde yeni bir şey var mı? Onlar olmasa düğünlerimiz cenaze evi gibi olmayacak mı? Yani bunlar olmalı. Ben bunları düşünüyorum. Devletin yurttaşıysam diyecek, ey devlet, senin var olmanda, var olma varlığın bana borçluysa, eşit yurttaşın olarak benim eski yaşantımdan bir güzellik kalırsa senin tarihin güzel olacak. Senin güzel olan tarihin aslında benim tarihim. Ben de mutlu olacağım. Öyleyse bana yörük olarak yaşama şansı ver. Ona göre tarım politikanı ona göre ayarla, yerleşim yerlerini ona göre ayarla. Benim göç yollarımı, yayla yerlerimi ona göre düşün. Gelenek ve göreneklerimle ilgili üniversitelerindeki akademisyenlere şeyler ver. Ben yaylalarda özgür, dilediği yere çadır kuran insan iken şurada bir mahallede kaç ada parselin birbirine girdiği yerde sorunları büyümüş, bunalımlı, ruh sağlığı bozulmuş insan haline geldim. Yörük bunu diyebilmeli. Yani yörük bu bilinçte olmalı. Belki yaylalara çıkma şansım yok. Nüfus çoğaldı. Doğa buna el vermiyor. Koşullar, nüfus ve konjonktür buna zorluyor. Ama benim özgün değerlerim için benim içimden birkaç obaya ayır, o güzelliği yaşasın. Yörük bunu yapmalı. Dağların süsü yörükler, yani bunu bir şey olarak söylemiyorum, bir riyakarlık olarak söylemiyorum. Hangi yörük, hangi dağda hangi tahribatı yapmıştır yüzyıllar içinde? Ama yok, kara keçiler ormanları tahrip ediyor diye yörük o dağdan indirildi ama şimdi iş makineleri, kocaman kocaman iş makineleri dağlarda öyle bir tahribat yapılıyor ki bırak meşelerin dallarını, meşelerin yetişeceği yerler şey olmaktan çıkıyor. Yani artık ot bilmez yerler haline, mermer yatakları haline geliyor. Ve onun altında, mermer ocaklarının altında yaşayan insanların suyu kirleniyor. Belki başka madenler arıyorlar, değişik şeyler katılıyor maden ararken. Kimyasallar katılıyor, onlar sulara karışıyor. Bebekler sakat doğuyor, insanlar hastalıklı oluyor. Diyelim ki Aykırçay'da işletilen taş ocağı, Kinike'deki en güzel portakalı yok ediyor. Böyle bir portakal dünyada yok. Al sana yörüğün sorunu işte bu. İster istemez yerleşik toplum haline getirildi mi? Yörüğün bir kesiminin, çok az bir kesimin ne oldu? Kinike'de, Kumluca'da, Serik'te, Manavgat'ta, Alanya'da, Kaş'ta, şurada, Demre'de, buralarda toprak edindi. Tarıma başladı. Tarıma başladığı yerin üstünde tahribat yapılıyor. Tamam mı? Ve tarıma başladığı yerlere yerleşim alanı haline geliyor. Dağda kıl keçisi bahane edildi, yerleştirildi. Şimdi şehirde veya sahilde de bu sefer tarım alanı yerleşim yeri haline getiriyor. Tekrar ekmek yok. Ne olacak bu insanların hali? Otel yapan, ekmek yiyecek de oradaki bu toprağın insanı
hemen en ucuz şekliyle şehit edilen, şehit oldu diye bir haber getirilen, yani arkasından bir selayla, iki bir törenle gömülen insanların annesi babası ne yiyecek? Derdiyle, kederiyle, umuduyla, sevinciyle bu toprağı vatan eyleyen Yörüklerin yaşamlarına, sorunlarına, açmazlarına ve ışıltılarına ayna tutan Ali Aksüt'ten, bu güzel ülkenin gelecek güzel günlerine giden yollar için bir değerlendirme yapmasını istiyoruz. Çünkü bu topraklara umutsuzluk yakışmaz. Çünkü benim Kâbem insandır diyebilen bir insanseverliğin filizlenip yeşerdiği bu coğrafyaya karamsarlık yakışmaz. Yörük kültürü, Yörük kültürünün içindeki Aleviler, yine göçer toplumlardan abdallar, yine göçer topluluk bir türlü yerleşik düzene geçmemiş, kendince bir düzen kuramamış topluluklardan Romanlar, Çingeneler ve bu toplumun İslam dışında kalan azınlık toplulukları, etnik olarak farklılıkları, yani Karadeniz'deki Hemşinlisinden Güneydoğu'daki Kürdüne, Ege'deki Zeybeğinden Trakya'daki Gacalı'na varıncaya kadar bu toplulukları bir demokrasi paketinin etrafında toplar isek hepimiz mutlu oluruz. Ben buna inanıyorum. Yoksa başımızdaki devleti yönetenleri kafasını kuma sokmuş deve kuşları gibi görüyorum. Başka bir diyeceğim yok. Dinleyin. Anlatılan sizin öykünüzdür diyerek çıktığımız yolda, ıslak çarıklarda bir zamane dervişiyle tanıştırdık bu hafta sizleri. Araştırmacı yazar, halk kültürü tutkunu Ali Aksüt'le. Bu toprakların bilinmeyen tarihi sırlarını dinledik hep birlikte. Geçmişi bilmeden geleceğe adım atmanın, kör karanlıkta el yordamıyla yürümek, samanlıkta iğne aramak olduğunu bir kere daha anladık içimiz yanarak. Bu topraklar yeryüzünün kaybolan yüreği. Destanı da, trajedisi de bitmedi, bitmeyecek. Ali Aksüt Usta ile daha nice öyküde buluşmak, Anadolu insanının ayak izleriyle yeşeren bu ışıklı yolda yürümek için sözleşiyoruz. Sözü bu güzel yolda her hafta buluştuğumuz Emre Dayıoğlu'na bırakıp biz artık gidelim. Karaman ile Antalya arasında binlerce yıldır bir sınır taşı gibi duran dağların arasından sınırları aşıp gelen sesler bakalım neler söylüyor bize. Aman.